Fetih Suresi 48. Sure 29 ayet Medine'de. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana biz belli bir fetih verdik. Allah senin geçmiş olan, gelecek olan suçunu bağışlar. Sana nimetini tamam eder de doğru yola iletir. Allah seni ünlü, sanlı bir yardımla yardımlar. İnanlarıyla birlikte inanları artsın diye inanmış olanların yüreklerine huzur veren O. Hem göklerin hem de yerin orduları O'nundur. Allah bilicidir, Allah bilgedir. Erkek dişi inanmış olanları sonsuz kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Suçlarını bağışlar. Bu Allah'ın katında büyük bir onunçtur. Allah'ın hakkında kötü sanı besleyen erkek, kadın, münafıklarla Allah'a eş koşan kimselere azap ede, kötülük çevresi üzerlerine, Allah kakır onlara, lanet de etti, onlara cehennemi hazırladı. O ne kötü bir döneydir. Göklerin, yerin orduları Allah'ın, Allah emre, Allah bilge. Bizler seni hem tanık, hem müjdeci, hem de kocunduran olmak üzere göndermişizdir. Hem Allah'a hem de peygamberine inanasınız. Ona arka çıkasınız. Onu ululayınız. Akşam sabah ona tesbih ediniz. Sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Allah'ın eli onların ellerinden üstün. Caygınlık gösteren kendilerine eder. Allah'a karşı vermiş olduğu sözü yerine getiren bir kimseye büyük sevap verilecek. Göçebe Araplardan arkada kalmış bulunanlar sana diyecekler ki, mallarımız, ailelerimiz bizi uğraştırmıştır. Bizim için bağışlanmak istesen, içlerinden olmayanı dilleriyle söylerler. Diyesin ki, ya bir zarar ya da bir iyilik dilerse size Allah'a karşı kim gelebilir? Allah'sa biliyor işlerinizi. Sizlerse peygamberle inanmış olanları ailelerine büsbütün dönemezler sanıyordunuz. Bu da hoş gelmişti yüreğinize. Kötü sanı beslediniz, yok olmaya değer ulus oldunuz. Allah ile peygamberi inanmayan kimseler için, kafirler için cehennemi hazırladık. Göklerle yerin barkı Allah'ın, dilediğin bağışlar, dilediğin azap eder. Allah bağışlayıcı, Allah yargılayıcı. Geri kalmış olanlar sizler ganimete gittiğinizde diyecekler ki, bizi bırakınız size uyalım. Allah'ın sözünü de değiştirmek isterler diyesin ki, sizler bize hiç uymazsınız. Allah önce böyle haber vermiştir. Hemen diyecekler ki bizi çekemezsiniz. Hayır, onlar az anlarlar. Göçebe Araplardan arda kalmış olanlara söyle ki, çok kuvvetli, sert bir ulusla çarpışmaya çağrılacaksınız. Onlar İslam olana dek vuruşacaksınız. Eğer sizler baş eğersiniz, Allah güzel sevap verir sizlere. Bundan önce yaptığınız gibi yüzünüzü dönerseniz size acı azapla azap edecek. Köre, topala, hastaya zorluk yoktur. Hem Allah'a hem de peygamberine baş eğen kimseyi altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Yüzünüzü dönerseniz size acı bir azapla azap edecek. İnanmış bulunanlar ağacın altında sana biat edende Allah onlardan hoşnut olmuştur. İçlerinde olan bilgi için onlara huzur verdi. Yakın bir fetihle alacakları birçok ganimetlerle onları ödülledi. Allah emredir, Allah bilgedir. Allah alacağınız birçok ganimetleri size söz verdi. Onu çabuk da verdi. İnsanların ellerini sizlerden çekti. İnanı olanlara bir belge ola, sizi yolun doğrusuna iletir. Elinizin ermediği daha başkaları var. Allah bilir onları. Allah'ın gücü her şeye yeter. Kâfirler sizinle çarpışsalardı arkaların dönerlerdi. Ne dost bulurlardı ne de yardımcı.
Öteden beri Allah'ın töresi bu. Allah'ın töresinde hiç değişiklik bulaman. Onları sizlere yendirdikten sonra Mekke deresinde sizden onların ellerini, onlardan da sizin ellerinizi çektiren odur. Allah görür yaptığınız işleri. Küfrederek sizi sayın tapınakta bekleyen kurbanı da yerine eriştirmekten alıkoyan onlardır. Bilmeyerek çiğnemeniz yüzünden günah edeceğiniz erkek, kadın, inanlılar olmasaydı oraya girerdiniz. Allah dilediğin yarlıgar. Onlar ayrılsalardı küfretmiş olanlara acı bir azapla azap ederdik. Hani kafir olanlar kendi yüreklerine bilgisizlik çabasını koymuşlardı. Hemen Allah da peygamberiyle inanmış olanların yüreklerine sükun verip sakınç sözü üzerine onları durdurmuştu. Ona hak kazanmış yaraşıklı idiler. Allah her şeyi bilir. Evet, Allah gerçekledi peygamberin düşünü. Eğer Allah dilerse emniyette olarak, korkmayarak, başınızı tıraşlayarak, saçınızı keserek sayın tapınağa gireceksiniz. Allah bilir sizin bilmediğiniz şeyleri. Bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bütün dinlere üstün olmak üzere peygamberini doğru yolda gönderen o, tanık olarak Allah el verir. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Yanında bulunanlar kafirlere serttirler. Kendi aralarında esirgeyici. Onları görürsün ki rükû ederler, secde ederler. Allah'ın erdeminden hoşnutluğun isterler. Yüzlerinde belgeleri secdenin izleridir. İşte bunların Tevrat'taki, İncil'deki örnekleri filiz veren, gürbüzleşen, kalınlaşan, gövdesi üzerinde doğrulan, ekenleri hoşlandıran bir ekin gibi kâfirleri bununla öfkelendirir. İçlerinden inanarak yararlı iş görenleri bağışlamayı, büyük sevap vermeyi Allah vaat etti. Sadakallahül azim.